2009'da Nijer'e gittik. Gönüllü doktorlara beraber göz ameliyatında kaldık ben. Hem o doktorların yemeklerini yapıyordum, hem onların hizmetlerine dönüyordum, hem de gözde onlara hizmet ediyordum. İşte şu ilacı ver, bu ilacı ver. Biz de elhamdülillah onlara beraber 15 günlük bir yolculuk yaptık. İkinci 2013'te tekrar gittim kuyu açmaya. 7 gün kaldım, 7 tane kuyu açtım elhamdülillah. Ondan sonra Sudan'a, Ribat İnsani Yardım Derneği'ne 2013'te Sudan'a başladık. Uzun zaman ara ara gittik yani. Sudan'da büyük külliyeleri yaptık, Ribat'ın yerlerini yaptık, misafirhaneleri yaptık, yetimlerin yerini yaptık. Hem de güzel hizmeti yapıyorduk. Elhamdülillah orada da cami yaptık, güzel bir cami yaptık, ibadet açıldı. 2017'de artık Filipinlere başladık. Filipinlere 5 senedir gidip geliyoruz ara ara hanımla beraber. Hanım da götüm Allah razı olsun da bana çok uyum sağlıyor, hiç itiraz etmiyor. Beraber gidiyoruz. O benim yemeklerimi yapıyor, kız çocuklarla ilgileniyor. Ben de hem inşaatta ilgileniyorum, hem farklı hizmetler, yetimhane, böyle kurslarla, farklı medreselerle ilgileniyor. Elhamdülillah öyle güzel bir hizmetler yapıp geliyoruz yani 5 senedir. Eşim sen neredesin, ben oradayım. Yani çocuklarımız geliyor. Şu anda bizim burada bağlayıcı bir unsurumuz yok yani. Bağ bahçe var, 11. aydan gidiyoruz. Mart, Nisan'da koyup geliyoruz elhamdülillah. Böyle bir hizmetler yapıyoruz yani burada kardeşlerin emanetlerinde. Bir şey olmuyor yani, yetimlerle hem ilgileniyoruz, hem oradaki binalar yapıyoruz. Artı Konya'daki Müslümanların kuyularını yaptık, 42 tane kuyu yaptık elhamdülillah. Güzel de oldu. Bir de alıştık yani nasıl kuyu yapıyoruz. Her şeyle kendimiz ilgilendik. Yani öyle olunca daha güzel kuyular elhamdülillah yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Vallahi Rabbimin rızası olmasa gidemezsin ki. Farklı bir ülkeye sıcaklık var, nem var, deniz havası var ama Rabbimin rızası olduğu için severek gidiyor. Sanki köye gider gibi böyle alıştık artık yani. Artık burada emeklerin yeri orası yani. Gidecek gerçekten bize çok ihtiyacı var o Müslümanlar. Elhamdülillah yani sıkıntı yok. Ben neye gidiyorum, ediyorum yok. Yani Rabbim rızası olduğu için böyle hoşumuza da gidiyor. Yani Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Hristiyanlarla da çok ilgilendik. Bu arada 2-3 tane insanla Müslüman oldu elhamdülillah. Ona dua ediyorum. İnşallah dedik. Gittik oradaki Türkiye'deki görevli, Diyanet'teki görevli arkadaşı götürdük. Elhamdülillah o vesileyle onlar da Müslüman oldu yani. Yani bunu severek yapıyoruz. Yani böyle neye gidiyoruz, ediyoruz böyle içimizden gelme. Yetimhanedeki çocuklar emeklisi ilk gittiğimizde 83 tane yetim çocuk var, kalacak yerler yok. Böyle 30-40 metrede kalıyor 83 tane yetim çocuk. Onlara ciddi bir Allah razı olsun burada hayırseverlerin verdiği emanetleri verdik. Buradan eşya götürüp onları dağıttık. Onlara orada kurban kestik. Farklı ihtiyacımız var dediklerini karşıladık. Tabii onları severek ilgileniyoruz. İlk önce o yetimhaneler bizim yani. Ön şeyimiz yetimhane. Geçen sene tekrar kurbanda Kanaya gittik. Orada kurban kestik. İşte oradaki farklı kuruluşlarla tanıştık. Orada büyükelçiyle irtibat kurduk. Onlar ne yapabiliriz? Bu sene tekrar Kanada'ydım. Yine Kanada kurban kestim geldim 10 günlük. Bir hafta önce gittik ve Kanaya vardık. Orada nerede ihtiyaç sahibi var? Bir yetimhaneye gittik. 83 tane çocuğumuz var. Anasız babasız. Orada ne yapabiliriz? Orada kurban kestik. Onlara yardım yaptık. Burada kayıtseverlerine verdik emanetlerle. Emanetleri yerleştirdik elhamdülillah. Orayı yaptık. Başka bir bölgeye gittik. O bölge yeni Müslüman olmuş 3 senedir. Onların bütün ihtiyaçlarını buradan yiyecek götürdük, yiyecek maddi imkanlarını karşıladık. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdik. Medreseler, kurslar, yetimhaneler küllü ziyaret ettik elhamdülillah. Kurban'da da o şehirde 35 tane baş kestik elhamdülillah. Farklı medreselerde, kuruluşlarda burada kardeşlerin emanetlerini en güzel şekilde oraya yerleştirdik ve güzel bir hizmet yaptık inanıyoruz yani. Birinci bayram orada namaz kıldık. Binlerce insan var. Belki 10 binlerce diyebilirim. Bizi görünce daha orada cami yaptığım için oranın baş alim kalktı geldi, alnımdan öptü üstelere, dua etti, başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan dur, vakfımız ve bizim çocuklarımız da var asaydı. Yani vakfımız deriniz, bak bunlar dediler, Türkiye'den geldi, çoluğun çocuğunu bıraktı geldi bize hizmet için, bunlar cami yaptı. Vakıf olarak, dernek olarak böyle hizmetler yaptı. Elhamdülillah biz de severek gidiyoruz yani. Türk bayrağını görünce tabii bizim Ribat İnsani Yardım Derneği olarak burada elbiselerle giyiyoruz ya. Sanki Türkiye'den bir anası babası gelmiş gibi seviyorlar. Türk bayrağı o adık seviyorlar yani. Biz gönüllü büyükelçiyiz orada. Orada varınca oranın alimlerle görüşüyoruz. Ne yapmamız gerekli. Onlar da bize yol gösteriyor. Biz de oradaki tercüman kardeşlerle beraber o hizmetleri yapıyoruz elhamdülillah. Burada ilk gittiğimde haftalarca yemek yemedim. İlk Nijer'e gittiğimde değişti tabii. Müminler kardeş diyor ya. Kardeş olduğumuzu orada gördüm yani. Her şeyimiz değişti yani. Burada ben hanıma diyorum ki iki çeşit yemek yapma kesinlikle. Çünkü orada adam yemek bulamıyor ya. Önce biz oradaki insanları görünce daha rahat ediyoruz elhamdülillah. Onlar da Müslüman. Müslüman olmasa bile Hristiyanlar da, biz komşularımız Hristiyan'dır. Onlara güzel böyle sevgiyle, muhabbetle bakınca onlar da bize ısınıyor. Şu gittiğimde hep soruyorlardı Hristiyan bayanlar. Hanımı getirmedi mi diye tercümana.
İnşallah dedik geleceğiz yani. Hanım da alıştı yani. O da gelip geçirken ona merhaba diyordun. Onlarla ilgileniyordun. Onlar da güler yüz bekliyor. Yani sana hürmet ediyor ya. Bu Türkiye'den gelmiş bak bizim Müslüman olduğumuz halde bize böyle sevgi gösteriyor diye çok memnunlar. Tabii ilk Nijer'e gittiğimde orada bir ikram yapmaya kalktım şeyimde. Bütün çocuklar üzerime bindi. İbrahim abi geldi kulakları sinesi dedi. Hacı Ahmet ne yapıyorsun? Ne yaptın abi? Böyle yapma bunlar öldürüyor. Ya dedim bu adamla hiç yiyeceği yok. Tamam yiyecek yok ama dedi. Bu insana bak sana saldırıyor. Seni öldürmek için diye bir lokma bir şey almak için saldırıyor. Tabi biz o görünce gel de sen yemek ye bir şeyle ye abi. O insan bir lokma için sana saldırmıyor. O bir nimet almak için saldırıyor yani. Böyle çok farklı şeyler gördük yani. Bana hatta Seyit Hocam diyor ki valizin hazır mı hazır. Pasaportum hazır. Benim pasaportum 35 senelik pasaportum. 10 senelik çıkarttım. Tamam bugün gittiler biz yarın hazırız. Hanımla beraber. Ve Allah bir kolaylık verir. Eşim buradan çıkarken diz ameliyatı oldu. 35 tane dikiş vardı. 20 gün sonra yola çıktık. Doktor dedi ki Hacı abi dikkat edin. Ya çıkmazsanız iyi olur ama biz niyet ettik hocam çaresi yok. İnan buradan çıkarken Konya'da havalanda yazdık böyle bir eşim rahatsız diye. Filipinlerin adaya varasayet 4 tane uçak değiştirdik. Ve her uçakta protokolden yer ayırdılar. Şer bildiğiniz hayır var diyor. Ve orada da yetim çocukların duasını alarak hanım sıhhata kavuştu geldi. Hanım da benden beraber beni zorlamıyorum. Yani kendi gönlüyle böyle severek gidiyor hanım da. Bereketler mi yani hanım sıhhata kavuştu. Hanım tansiyon hastası. Filipinler'de tansiyon hapını bıraktı. Bak burada şu anda tansiyon hapı kullanıyor. O yetim çocukların duasıyla hanım tansiyonu bıraktı. Tansiyonu yok yani. Ama buraya gelip tansiyon hastası oldu. Herhalde o yetim çocukların duası bambaşka. Efendim diyor ki yani o çocukların başını böyle yukarıdan aşağıya okşar. Yetim çocuklar bambaşka. Yetim çocuk dedi mi kucağımda sarılıyor. Gelirken iki gün yas tutlar çocuklar. Baba gidiyor diye yani anne gidiyor diye. Bir çocuklar her şeylerle beraber. Eğitimlerle hanım çocukların yani farklı şeylerle bile ilgileniyordun. Hani başlarına bakıyordun. Onlara özel yemekler yapıyordun. Hamur işleri yapıyordun. O yetim çocukla bayram ediyordu. Onlar bayram ettikçe biz de bayram ediyorduk. Seviyorduk yani evlatlarımız gibi daha fazla seviyorduk yani. Benim 4 tane kızım var. Onlar kızım gibi onları seviyorduk. Çünkü en ufak yetimimiz 6 yaşındaydı. 6 yaşındaki çocuk sevdiğim yana geliyor. Onun bir dişi ağrıyor, başı ağrıyor. Doktora götürüyorsun, evde tedavi ediyorsun. Yanımıza alıyoruz, yanımıza yatırıyoruz o çocuk o gece. Yani o çocuk bambaşka yani yetim çocuklar. İmkanım olsa çok güzel bir yetimhane yapacağım. Valla yetimhane ve Kanada'da tuvalet büyük bir yani. Hem bayanlara hem erkeklere bu Türk usulü tuvaletler yapmayı düşünüyorum. Hayalim var yani. Gerçekten Allah nasip ederse niyetim öyle yani. Niyetim öyle olmuş olsa her şeyimi oraya adadık yani. Ki bak git dese ertesi gün yoldayız yani Allah'ın izniyle. Hayır ömrümün sonuna da Rabbim orada bile ne yani vademiz yetse buraya gelmeyi istemiyorum yani. Hanıma da diyorum. Bizim Allah'ın takdiri zaman değişmez, mekan değişir. Bizim vademiz yetti dair Türkiye'ye gitme yok. Burada kalacağız. Bağbahçe. O çare değil ki. Bağbahçe çocuk da bakar. Ama oradaki insanlar birilerini bekliyor. Bizleri bekliyor yani. Biz orada Müslümanlar olarak ve Türkiye Müslüman bir de Konya çok şeyler bekliyor denk bizden yani. Oradaki bir yetimin başını okşamak bambaşka yani. Çok farklı tabii. Allah razı olsun böyle birkaç tane eş dost var. Diyor ki giderken mesela bize ciddi para veriyorlar yani. 3.000 dolar, 4.000 dolar para veriyor. Biz de o para dağıt bitmiyor yani. İşte yetim çocukların ihtiyaçlarını alıyoruz. Gittiğimiz her yere medreselere 42 tane kuyu açtık. Bunun 35 tanesi medrese açtık. 200 tane çocuk var, bir tulumba var. Banyo yapayıkları yok, abdest alarak yerleri yok. Çok güzel 10 tane çeşmeli yer yaptık. O çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir de giderken onlara hediye alıyoruz. Para bitmiyor. Buradaki Müslümanlar verdi. Sizin verdiğiniz 100 lira, 200 lira o para orada bitmiyor kesinlikle. Biz orada 4 ay, 10 gün kaldık o para bitmedi. Gelirken de oraya bırakıp geldik artık. O para bitmiyor. Rabbim bereketlendiriyor. Öyle bir yere insan gitmek istemez. Burada ne yapacaksın? Yani Allah rızası olunca Allah severek gidiyoruz. Yani böyle zerre kadar bize bir şey mi olacak? Yolda mı kalır, sıkıntı mı çekeriz? Hiç aklımıza gelmiyor. Hiç de sıkıntı görmedik. 13-14 senedir gidiyoruz. Ya şöyle yolda yolakta dil bilmediğimiz halde Arapça yok, İngilizce yok ama Rabbim bütün kapılar açıyor. Yani bir günden bire bir sıkıntı çektiğimiz olmadı. Koronada da gidip geldik. Sıkıntı olmadı. Necisin diyen bile olmadı yani elhamdülillah. Normalde 2 aylığa gittik, 4 ay 10 günde döndük. Gelemedik. Türk uçağı geldi. Allah razı olsun. Türk devletinden, Cumhurbaşkanı'ndan 90 kişi kalmıştık. 300-345 kişilik uçak geldi. Biz böyle peyderpey yerleştirdik. Aldılar geldi. Biletimizin günü geçti halde. Elhamdülillah. O sıkıntı da oradaydık yani. Hiç aklımıza bile gelmedi vallahi. Böyle zerre kadar bile gelmedi yani. Hastalanmadık da hiç koronayı da görmedik yani. Biz de hayata devam, inşaata devam ediyoruz.
Peydire buldun, ne bulduk? İşte demir bulduk, çimento bulduk, kereste bulduk. Ona göre işimizi yaptık.